Tekrar merhabalar, ikinci bölüme hoş geldiniz sevgili örgücüler. İkinci bölümde ben bir minibüster yaptım. Şöyle ölçüyorum hemen. Ne kadar yapmışız? Bunu kol yerine kadar yapacağım Allah izin verirse. Şöyle yakadan tutuyorum. 14 santim yapmışım. 14 santimden sonra modelimin boyutunu değiştireceğim. Modelimizi nasıl yapıyorduk? Modelimizi Birinci sıra artırma yapıyorduk. Birinci sıra artırma yapıyorduk. İkinci sıra tamamen bu şekilde ters örgü örüyorduk üzerine. Üçüncü sıra nohut modellerimizi birisini kapatırken diğerini açıyorduk. Şimdi nohut modellerimizin üzerinden iki sıra gideceğiz. Yani üç sırada tamamlanan nohut modelimiz bu kez dört sırada tamamlanacak. Şu anda nohut modellerimi yapmıştım. Üzerini tamamen ters örgü olarak örüyorum. Siz dilerseniz tamamını bu şekilde yapın. Benim yaptığım hoşunuza giderse devamını biraz sonra yapacağımız şekilde yapın. Kazamız çok şık. Çok güzel e, olacağından eminim. Daha büyük beden de yapabilirsiniz. Daha küçük beden de yapabilirsiniz. Tiftikle yapmak tabi biraz zorluyor takılıyor başka iple de yapabilirsiniz şimdi bütün sıramı ters örgü olarak örüyorum 36 38 bedene uygun sıra sonuna kadar ilmeklerimi ters örüyorum Bütün bir sıramı tamamladım. Sıra sonunda tekrar artırmalarımı yaptım. Şimdi normalde bu sırada biz modelimizi yapacaktık. Ama artık yapmıyoruz. Üzerine tekrar ikinci bir sıra tamamen ters örgü örüyorum. Bakın ters örgü ikinci sıramı da ters örgü olarak örüyorum. İkinci sıramı da örüp sıra sonuna kadar geliyorum. İkinci sıramı da sonlandırıyorum. İki sıra haroşa örmüş olduk. Bir sıra örüp nohut modelimi kapatırken ikinci sıra ördüm şimdi tekrar nohut modelimizi kapatacağız nohut modellerimiz büyük büyük olacak büyük nohutlar Evet sıramı tamamladım sevgili örgücüler sıramız tamamlandı ve şimdi buradan artırmış olduğumu da ters örüp içini düz örüyorum. Düz ördüm. Ters ördüm. Model yine aynı şekilde devam edecek. Burada 3 tanesini kapatacağız. Bir tanesine model yapacağız. Bunu da ters yine aynı şekilde. 2 tane ters ördüm. Hemen model yapıyorum. Bir 2 modelimi yaptım burada 3 ilmeği birlikte kesiyorum bir tık daha büyük oldu tekrar modelimi yapıyorum görmüş olduğunuz 3 ilmeği Evet modeller nohutların üzerine denk gelecek sevgili hanımlar iyi takip edin Yaptığımız model şu biten nohut modelin üzerine denk gelecek. Ona dikkat edelim. Üçünü birlikte örüyorum. Tekrar model yapıyorum. Bakın nohutlarımız büyüdü. Kocaman oldu. Şimdi bu sırayı da tamamlayalım. Aynı zamanda artırmalarımızı da yapıyoruz hanımlar. Artırmalar da bu sırada oluyor tamam mı? Üçünü birlikte kesiyorum. Bir model yapıyorum. Her zaman artırma yerine geçerken bir model başlayarak bir model yaparak geçiyoruz. İki tane tersimizi yapıp bu kadar kolay sevgili hanımlar. Ardından artırmalarımızı yapmaya devam ediyoruz. Artırmalar sürekli olacak. Kolumuz bedenimiz ölçüsünü bulana kadar bir iki ters örüyorum bir model bir modelle bitirdim iki ters ördüm artırmalarımı yaptım iki ters ördüm bir model şimdi sırayı tamamlayayım modelimi yapıyorum Sıramı bitirdim hanımlar. Yani bitmek üzere. Çok zevkli bir e, örülüşü var. Ben çok zevk alarak ördüm. Çok da hoşuma gitti bu model. Evet. Şimdi e, sıramı bitirdim. Bakın burada da modelimi yaptım. Bir iki tane tersimi yaptım. Artırmamı yaparak bir üst sıraya geçtim. Evet. Şöyle bakıyoruz. Bakın. Modelimiz daha büyük oldu şimdi şu anda. Daha büyük büyük nohutlar oldu. Tekrar bunun üzerinden iki sıra. Hiçbir işlemi yapmadan artırmalarımızı da yaptık, bitirdik. İki sıra nohutun üzerinden, nohut modelin üzerinden iki sıra ters örgü örülüp artırmaları sakın unutmayın. Artırmalar iki sırada değil. Artırmalar bir sıra üzerinden örüp bir sıra artırmalarımız devam edecek. Yani kolye artışlarını diyorum ben. Şimdi bu sırada artırmamızı yaptık. Artırmamızı yaptık. Bir dahaki sıra birini ters örüp ikisini düz örerek sade öreceğiz. Tekrar bir üst sırada artırmamızı yapacağız. Yani artırmalarımız değişmedi. Sadece Modelimizin boyutu değişti. Bunu da kolyeri ölçüsünü bulana kadar ben bu şekilde yapacağım. Kolyen de birlikte yapacağız, tamam mı? Biraz daha örüp geliyorum. Evet, kızlar, yaptınız mı? Ben yaptım. Bakın şimdi, ne kadar yaptım, ne kadar sonra arka bedeni ayırdım. Bu da size bir göstereyim. Şu yakadan ölçüyorum. 18 santim. 18 santim ördükten sonra arka bedeni ayırdım. Bakın arka bedeni ayırdım. Arka bedende bir yarım nohut vardı tamamladım. Bir de tam nohut yaptım. Nasıl yaptım? Bakın nohut modelin üzerinde bir sıra ters var. Burası benim sıra başlangıcım ve sıra bitişim. Buradan ördüm. Nohut modelin üzerine bir sıra ters örerek geldim. Hemen burada bitirdim. Bu iki artırmanın birisini arka bedene ilave ettim. Birisini kola ilave ettim. Ardından şu yarım olan nohudumu bakın şu 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 yarım olan nohudumu bitirdim. Şöyle bakıyorum. Yanlış olmasın. Evet. Yarım olan nohudumu bitirdim. Şunu bir tane de tam nohut modeli yaptık sevgili hanımlar. Tam nohut modelini yaparken şimdi arka yüzden size göstereceğim. Bunu hemen bir sırada arka yüzden örüp geliyorum. Döne döne örüyorum. 4 santim yaptım. Bu şekilde. arka yüzden bütün ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Ön yüzden ilmeklerimizi ters örüyorduk. Döne döne ördüğümüz için. Şimdi arka yüzden düz, ön yüzden ters örüyoruz. Modelimizi ilk önce nohut modelini küçük nohutlarla başladık. Yani bir sıra nohutun başlangıcı, ikinci sıra üzerine ters ördük. Üçüncü sıra modeli bitirdik. Üç sırada bir yaptığımız nohut modelini dört sırada bir yapmaya başladık. Yani küçükten büyüğe doğru gitti. Arka beden neden böyle yaptık? Yaka düşsün diye. Yaka çok böyle sıkmasın. Rahatsız etmesin diye Arka e, uzun örülünce yaka düşüyor sevgili hanımlar. Biraz sonra da göstereceğim zaten nasıl düştüğünü. Bu tür modellerde hem yaka düşürüp hem koyması zor olduğu için böyle bir yol seçtim. Bütün ilmeklerimi ters olarak ördüm. kenar ilmeğimi de ördüm ve çeviriyorum hanımlar. Çevirdik. Şimdi bu sıra modelimi yapıyorum. Kenar ilmeğimi düz olarak aldım. Modelimi yapmaya devam ediyorum. Hemen şurada bakın. Bu not modelin üzerindeki ilmeği üçünü birlikte öreceğim. Kenardakini de ters olarak ördüm üçünü birlikte örüyorum ee, kol altına yani buradan artacak ilmekleri modelde yapabilirsiniz zor gelirse tamamen düz ya da bir ters bir düz şimdi biraz sonra seçeceğiz ne yapacağımızı modelimi yaparak arka bedendeki sıramı devam ediyorum modelimizi zaten öğrendik notların üzerine model yapıyoruz diğer üçlü notları ters olarak örüyoruz nohut modellerimi yaptım ve bitirdim bakın şuna dikkat etmeniz gerekiyor burada model yapmışken sıra başı modelin üzerinde bir sıra ters var Buna dikkat edin. Aynı sıraya denk gelsin. Şimdi burada bunu bırakıyorum. Ve kola geçiyorum. Sevgili hanımlar kolu bir iğne ile ipe de dizebilirsiniz. Yedekte şişiniz varsa şişe de alabilirsiniz. Kollardaki ilmekleri şişe alıyorum. Rahat çalışmam için. Bedeni yapacağım. Kolları da döne döne yapmayı düşünüyorum. Siz eğer zor gelirse kolları açık da yapabilirsiniz. Bütün ilmeklerimi şişe alıyorum. Koldaki ilmeklerin tamamını bir şişe ya da iğne ile bir ipe dizebilirsiniz. Ben şişe aldım. Tamam. Şimdi buradan şuradaki ilmekleri de şişe alacağız. Sevgili hanımlar bu koldan arka bedende artırdığımız ilmekleri de şöyle düzenli bir şekilde şişimizi alalım. Örerken de dikkatli örersek ben şöyle alıyorum. Örerken dikkat edelim. Bir şiş aldım. Şişin uçları çok kalın buradan Neyse bunu kolu örerken alırız sevgili hanımlar. Şimdi burada mecburen bu ipi kesmem lazım. Bu ipi kesmem lazım ki sıram tam olsun. Şimdi ipimi bir koparayım buradan. İpimi buradan kestim hanımlar. Buradaki ipimi de şöyle tığla sağlamlaştırıyorum. Zincirle sağlamlaştırdım iki zincirle. Burayla işimiz bitti. Tamam. Şimdi bunu niye böyle yaptım? Arka bedeni modele aynı sıraya denk gelmesi için. Bakın burada model yapılmış ama bu taraflarda modelin üzerine bir sıra örülmüş. Onun için burayı tekrar şişime takıyorum. Bütün ilmekleri şişime alıp kol yerine kadar şişe takıyorum. model olduğu için sevgili hanımlar kolay yani bunda bir şey yok sadece modelin hepsi şimdi ben bunun üzerinden bunu örüp gitsem öne ilave yani öne eklemiş olsam e, arka model diğer taraflara uymayacak ekleyebilirsiniz arka modeli bitirirken diğer taraf bitmeyecektir onun için böyle bir yola başvurduk evet bütün şişime dizdim arka bedeni. Tamam. Yine aynı sıraya denk geliyor. İpimi buradan devam ettiriyorum. Bakın arka beden. Bu kolu da buradaki kolu da bir ipe takacağım. Hemen iğnemi alıyorum. Diğer kolu da ayırıyorum tabi haliyle. Çünkü bedene geçeceğiz. Her örgüde bu böyle değil midir? Kimisi önce kolları yapar sonra bedeni yapar. Ben de önce bedeni yapıp sonra da kolları döne döne yapacağım. Yani bunu beş şişle yapabilirsiniz. Sonra açık bir şekilde yapabilirsiniz. Nasıl kolayınıza gidiyorsa o şekilde yapın. Ama benim en kolayıma böyle gidiyor. Evet, kolu dizdik. Şimdi bedeni birbirine ekleyeceğiz hanımlar. Bakın. Eklemeden önce şuradan başlayalım. Kolun altına ilmek atacağım. Fakat ilmeği de aynen bu şekilde ipi arkaya al. Bir ör. Bu ördüğünü şişe tak. Bir. Ördüm. iki, Üç. Dört. Beş. 6 tane ilmek attım. 6 tane ilmek attım. şimdi öyle yapacağım ki bu kolun altına model yapmak zorunuza gidiyorsa bu ilmeklere bir ters bir düz de inebilirsiniz modele uydurabilirsiniz. üçünü bir keseceğim mesela bir model yapacağım üçünü bir keseceğim bir model yapacağım üçünü bir keseceğim bir model yapacağım ee, burada hemen modele denk geliyor o halde biz bunun kolay yolunu bulalım bu alttaki örgüleri bir ters örelim hanımlar ben bu yanki şişe atacaktım bunu ama olsun fark etmez bunları ilk önce bir ters örgü olarak örüyorum Evet. Şimdi bütün bir sırayı ters örgü olarak örüyorum. Diğer kola kadar ters örüyorum. Diğer kolun altına geldim burada da yine aynı şekilde artırma yapacağım 6 tane artırma yapacağım bu artırdığım ilmekleri bir ters bir düz öreceğim kolun altında hem şöyle değişik bir görüntü olur ters çevirdim artırmamı yapıyorum ördüm şişe taktım ördüm tekrar şişe taktım 6 tane de burada artırıyorum 5 ve 6 6 tane artırdıktan sonra hemen devam ediyorum. Kolun şişi bu. Bedendeki şişe geçtim. Ve örmeye devam ediyorum. bu bedeni de ekledim şu anda döne döne öreceğim diğer kol yerine kadar gelelim diğer kolu ben yanlış şişe başladım De fark etmez yanlış şişe başlamadım bu taraftaki şişe ipi ekleyip oradan da başlayabilirdim onu şimdi düzeltiriz yani her kolun altına 6 tane ilmek ilave ettik. Sevgili hanımlar. Şu Kola kadar bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Diğer kolun altına kadar ilmeklerimi hep ters ördüm. Yani kolları şişlere, ipe taktık sevgili hanımlar. Kol altına altışar tane ilmek attık. Tamamını ters örüyorum çünkü modelimin ters sırası iki sıra tamam oldu hemen şuradaki başlangıç alt ilmeğimiz var 2 4 altı tane ilmeğim var şunu şunun üzerinden geçiririz ve birleştirmiş olduk 5 ilmeğe düştü buradan beş ilmeğe düştüğü için biz buradan bir tane artırırız yine altı tane ilmek olmuş olur şuradan oysa ki başlangıcı bu şişe başlayacaktım tamam o da sorun değil arka bedene geçtim arka bedeni de diğer kol yerine kadar örüyorum ters Şimdi kolun altındaki ilmeklere geldik hanımlar. Bakın burada benim bir tane modelim var. Burada bir nohut modeli var. Kolun altına attığım ilmekleri bir ters bir, bir ters, bir düz. Bir ters, bir düz. Bir ters, bir düz ve bir ters. Şimdi şöyle bakıyorum. Bakın Şunun üzerine model yapacağım. Üçünü birlikte öreceğim. Model yapacağım. Üçünü birlikte öreceğim. Tamam. O zaman bizim burada kaç ilmeğimiz oldu? Ters, düz, ters, düz, ters, düz, ters. Burada bir tane düzüm var. Tamam. Düzümü yaptı. Hemen ne yapmıştık? Şimdi modelimi üçünü bir öreceğim bir model yapacağım üçünü bir öreceğim bir düzden sonra hemen modelimi yapıyor kol altını da bilerek gösterdim size yoksa yapar geçerdi kolun altına attığımız ilmekler lastik olacak yanındaki hemen üçünü bir keseceğiz model yapıyorum şimdi ben bu şekilde kolları da ekledim sevgili hanımlar. Bu sıramı da tamam diyor. Modelime devam ediyorum yine. Modelime devam edip şuraya kadar geliyorum. Bütün modelimi örerek sıramı tamam diyorum hanımlar. Evet, üçünü birlikte kesiyorum. Modelimi yapıyorum. Şunu bir kez modeli yap. Kolun altına kadar geliyor. Şimdi bütün bir sırayı tamamladım. Modelimi yaptım sevgili anlar. Şöyle bir bakalım. Bedeni ekledik. Bedenin altına kol altına eklediğimiz ilmekleri bir ters bir düz yapacağız. Hem daha bir kolay olur. Şimdi yaka bunun neresinde düştü diyeceksiniz. Bakın Burası arka beden. Değil mi? Bunları kolay ilave edeceğiz. Şöyle bir eşitleyelim ilmeklerimizi. Şuradan tutuyorum. Şimdi bedeni eşitliyorum bakın. Bundan sonra nohut modelimiz büyük nohutlar olarak devam edecek. Buradan aşağısını siz dilediğiniz gibi yapabilirsiniz. İster düz yapın, ister bir ters bir düz yapın. Nasıl isterseniz, ister model yapın. Bakın şurası eşit, değil mi? Şura ön beden. Yakanın ne kadar düştüğünü gördünüz mü hanımlar? Bakın yaka ne kadar düştü. Şu anda tabii kişinin ki üzerinde çok bir şey görünmese de neyin ne olduğu gayet iyi görünüyor. Evet, burayı eşitledik. Bu yakamız bu şekilde. Tamam. Bu şekilde yaka'yı da düşürmüş olduk. E, artırmalardan dolayı yaka kare bir yaka oldu. Gördüğünüz gibi de yüz yuvarlak değil de şöyle kare bir yaka oldu. Çok da şık oldu. Bilmiyorum ben beğendim. Kollarını da İsterseniz uzun kol yapın isterseniz kısa kol yapın kolları yaparken o kısmı da göstereceğim şimdi beden bu şekilde yaka düşüklüğümüzü de sağladık sevgili hanımlar 36-38 beden e tabi eğer bedenime yapışsın istiyorsan 40'a da olur çünkü açılan esneyen bir model e, kolu yapmak istiyorsanız. Bakın şimdi. Örneğin bedeni yaptınız, bitirdiniz boyunuza göre kolu yapacaksınız. Şöyle ben bir parça, şurada ipim vardı. Bu iple devam edeyim. Çünkü ben bunu yine aynı şekilde birisine vereceğim, kendisine tamamlayacak. Şuradan hemen şuradaki ilmeklerimizi biz burada arka bedende 6 sıra fazla örmüştük. Bu 6 tane ilmeğimi şuradan hemen düzgün bir şekilde çıkarmaya çalışıyorum. Biraz da ipimiz ince olduğu için, şiş kalın olduğu için Şuradan hemen tutturuyorum. Sıkı bir şekilde Birçok uzun aldım. zincirle sağlamlaştırdım. buradan kaç tane ilmek çıkaracağız? Bakın. Burası kol alt. Yani arka beden tamam mı? 2 3 Şuradan alıyorum. 4 Şu sıradan alayım. 5. Biraz ileriden alıyorum hanımlar. Delik olmasın diye. 2, 4, 5 6 Bakın. 6 tane ilmek çıkarttım. Bu 6 tane ilmeğimi de şuraya ekledim. Evet. 6 tane ilmeğimi ekledim. Bunu şimdi zaten buradan ilmek çıkarmış olduk. Hemen Şuradaki işin ucundan yardım alalım. Çok sıkıştırmadan örelim. Şimdi geri aldım bunları. Tığ da olduğu için böyle oradan oradan oraya niye yaptın demeyin. Şimdi bütün ilmeklerimi Örmeye devam ediyorum hanımlar. Şurada benim artırma yerim var. Şurada bir tane modelim var. Yani bu modelleri bu şekilde ayarlayacaksınız. Fıstığın üzerine model yapacağız. Üçünü bir keseceğiz, model yapacağız. Üçünü bir keseceğiz, model yapacağız. Sonra da üçünü bir keserek bunu sonraki sırada devam edelim. Yani modele uygun bir şekilde öreceğiz. 6 tane ilmek çıkardık. Hemen şu artırmanın başına bir tane model yapıyorum. Model yaptım. Üçünü birlikte kestim. Bir tane daha model yaptım. Ah, bu sıra bizim model sıramız değil. Yanlış yaptım dediğinizi duydum. Bu sıra model sıramız olmadığı için sevgili hanımlar tamamını ters örgü olarak örüyoruz. Bütün ilmeklerimiz ters. Kolu açık da kapalı da örersiniz. Yani yuvarlak bir şekilde de örersiniz. Ama en rahatı açık bir şekilde örmek. Şimdi bütün bir sıramı kolda ters örgü olarak örüyor. Şimdi bakın kolun altına geldik. Tamam? Kolun altına geldik. Buradan hemen 6 tane ilmek çıkaracağım. Biraz zor çıkıyor. Bu şişlerim de benim kısa. Bu bir. 2 i̇şte 3 tek katından alayım. 3 Şu aradan alıyorum. 4 5 Şu arada bir tane aldım. artık 6 tane ilmek de kolun altından aldım. Şu arada bir ilmek bıraktım. Ben bunu alayım sonra. Buraya 60 olduğumuz 6 tane ilmeğimizi şişimizi alarak kola ilave ediyor sanılır. 4, 6. Evet. 6 tane ilmeğimi de aldım. Kola ilave ettim. Burası kolun altı. Şimdi bu kolun altını burayı da lastik yapacağız biz. Tekrar döne döne öreceğim ben şimdi. Bu sırada modelimizi yapacağız. Buraya da arka bedenden aldığımız arka bedenden aldığımız yere de model yapacağım. Onun için şimdi ayarlayacağım modelimi ben. Buradan 6 ilmeği aldıktan sonra hemen modelle başlıyor. Bir model yaptım. Üçünü birlikte kesiyorum. Bu arka bedenden çıkardığım ilmekleri örüyorum. Burada biraz sıkı oldu ilmeklerim. Şiş değiştireceğim. Bir model yaptım bir modelden sonra 3 ilmeğimi birlikte örüyorum sadece bu sırada biraz bu ilmekleri sık aldım ya hanımlar. ondan dolayı çıkaramadık ilmek çıkmıyor <laughs> ne yapacağız kolay var ilmeğimi çevirince çıktı üçünü birlikte ördüm hemen buraya bir model yaptım üçünü birlikte ördüm Evet zor yeri atlattık hanımlar gördünüz mü Evet şurada üçün bir model yapacağım üçünü keseceğim bir model yapıyorum bakın doğru geldi üçünü birlikte kesiyorum bir model kolun modellerini de ayarladık sevgili hanımlar. Bakın nohut modelin üzerinde düz. Üçünü bir kesiyorum. Bu şekilde kolu eğer bol istiyorsanız hiç kesmeden yapın dökümlü bir kol olsun. Bol kol sevmiyorsanız hani balon kol da deniyor bunu. Sevmiyorsanız eğer bu kol altında bir 10 sıra düz ördükten sonra kesin tekrar 8 sıra örün kesin 7 sıra örün kesin böyle kol aşağı doğru daralarak gider ve bu sırayı da başa çıkıyor sevgili hanımlar kolun altına da tamamen model koydum inanın ayarlasam bu kadar denk gelmezdi kendi limden öyle bir denk geldi ki kolu <laughs> döne döne model yapacağız yani ne bir ilmek artırma ihtiyacı duydum ne eksiltme ihtiyacı duydum. Tamamen örgü kendiliğinden rayına oturdu. Yani kol altında lastik yok. Sadece bedenin altında artırdığım ilmekleri lastik yaptım. Onu da siz dilerseniz ilmeğinizi modele uydurabilirsiniz. Tamamlayabilirsiniz yani. Beden dar gelirse Birkaç ilmek daha atarak modeli devam ettirebilirsiniz. İşte bu sıramı da modelden sonraki sıramı da tamamen ters örüyorum. Bedeni ilave ettik. Kolları yapılışını gösterdim. Sevgili hanımlar bundan sonrası kişinin kendine kalmış. Boyunu ister uzun yap, ister kısa yap. Nasıl istersen o şekilde yap, örgünü bitir. Şimdi ben kolu biraz daha yapıp geliyorum. Hanımlar bakın, ben şimdi yeteri kadar kolda koldan da bir parça ördüm. Şimdi bu kolu nasıl yapacaksınız? Ben bunun devamını vereceğim birisi kendisi için tamamlayacak. kızına böyle bir bluz yapacak. Kolun altı şöyle göstereyim. Kolun altı her tarafı modelli olarak kolu da bu şekilde ördük. İsterseniz hep ufak nohut olarak devam edin. İsterseniz benim yaptığım gibi büyük nohuda çevirin. Bakın şuradan aşağı nohudumuz 4 sırada yapılıyor. Artık tercih sizin. Tamam. Çok rahat, şık bir kazak oldu. Sizlerin tercihine kalmış. Renk seçimi, ip seçimi, kolları modelli yaparsın, bedeni düz yaparsın her tarafını modelli yaparsın. Bu da sizin tercihinize kalmış. Yaka düşürmeyi de bu şekilde yaptık. Ee, varsa sormak istediğiniz herhangi bir şey. Instagram sayfam Sema 04. Facebook sayfam Sema Hazar. Pinterest'te Sema'nın patikleri. Orada da bana ulaşabilirsiniz. Her şekilde yardımcı olurum. Kolu hiç kesmeden, hiçbir işlem yapmadan bakın koskocaman bir kol. Böyle büyük görünüyor ama bu şişten indikten sonra kol normal bir kol. Bunu bileğe kadar örün. Bilekten sonra üzerinize giyin. Örneğin <laughs> şekilde üzerinize kolu takın. Şöyle tutun. Şuradan tutun. Bileğinize tutun. Bileğinizin genişliğine şöyle bir bakın. Şöyle çıkarıyorum bileğimi. Burada kaç tane ilmek varsa o kadar ilmek lastik örün. Hepsini bir sırada keserek örün. Burada örneğin kaç ilmek var? 50 tane. 50 tane ayarlayın. Şu kalan fazlalık ilmeği 10 ilmek örüp bir kesebilirsin. 12 ilmek örüp bir kesebilirsin ama lastiği örmeden hepsini bir sırada ayarlayın. Tamam. Ee, yok ben böyle hani aşağı doğru daralsın istiyorum kolu istiyorsan eğer bakın şu anda ben kaç model yapmışım. 1, 2, 3, 4. modeldeyim. Burada şu kolun altında ikisini bir örün. Tekrar 4 model yapın. İkisini bir örün. 4 model yapın. ikisini bir örün. Ta ki kolunuzun ölçüsünü bulana kadar anlaştık. Hadi bakalım şimdi hepinize kolay gelsin. Ee, bunun ardından ben yine desenli bir kol çalışması yapacağım. Bakın bu 36-38 beden. Bundan önce bir pembe kol çalıştım. O da 36-38 beden. Ee, şimdi 40 beden bir kol çalışması yapacağım. Sayılarını da vereceğim ayrım sayılarını, ilmek sayılarını örneğin 40 beden bu iple bir kazak başlayacağım. Ne yapacağım? Yakaya 100 tane yaptım. Kol ayrımı, ön ayrım, arka ayrımı size vereceğim. Ama ben sadece kolun modelini yapacağım. Siz ona göre ayrım yapar, modelinizi, örgünüzü yaparsınız. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hepinize kolay gelsin. Çok şık bir örgü. Belki bu renk çok göstermedi ama bu beyazda, kremde, kahvede harika görünür sevgili hanımlar. Ben bunu bu rengi sevdim, bu renkle yaptım. Tersissin. Kolay gelsin.